çiftliği, orijinal adıyla Animal Farm, George Orwell'in, Fable tarzında yazdığı kara mizah tekniği ile yazılmış bir romanıdır. Roman hayvanlar alemini anlatıyormuş gibi gözükerek insanları devletleri, çeşitli devlet adamlarını devrimleri, yasaları kısaca insana ve topluma dair pek çok şeyi hicvetmiştir. Roman ilk olarak 1945'te yayınlanmış fakat asıl ününe 1950'lerde kavuşmuştur. George Orwell, daha çok 1984 adlı kitabıyla tanınmış eserleri sayesinde Nobel ödülü de almıştır. Hayvan Çiftliği adlı eseri çağdaş klasikler arasına girmiş bir eseridir. Eser, sosyalizm'e getirdiği çok farklı kara mizah eleştirisiyle, dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak kabul edilmektedir. Roman, pek çok düzene devlete ve ülkeye göndermelerde bulunmuş olsa bile temel olarak Rusya'daki sosyalist devrimine ve Stalinizme yapılan ağır bir hiciv olma özelliği taşır. Aslında kendisi de sosyalist bir düşüncede olan Orwell, Stalin'in totaliter rejimine karşı olmuş, SSCB'nin kuruluşundan itibaren meydana gelen önemli olayları kara mizah yoluyla hicvetmiştir. Hayvan Çiftliği tüm dünyada çok yankı uyandırmış bir eserdir. Pek çok dile çevrilen roman yazarının 1950 yılından sonra çok popüler bir romancı olmasını sağlamıştır. Eser, 2. Dünya Savaşı yıllarında müttefiklerini ve Saddini kızdırmak istemeyen İngiltere'de sansüre uğramıştır. Roman pek çok ülkede kayda değer satış rakamlarına ulaşmış, eserin çizgi filmi de yapılmıştır. 3. Roman 1999'da bu kez konusuna daha sadık bir senaryoyla filme çekilmiştir. Hayvan Çiftliği, Pink Floyd'un Animals albümüne ilham kaynağı olmuştur. Hayvan Çiftliği, Türkiye'de ilk kez 1954 yılında o Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Halide Edip Adıvar'ın Türkçe çevirisiyle bastırtılmıştır. 1966 yılında da kitabın ikinci baskısı yapılmıştır. 4. Daha sonraki yıllarda eser ülkemizde pek çok baskı yapmıştır. 1996'da ise geçmişte yazılmış başarılı eserler için verilen Retro Hugo ödülünü almıştır. Kahramanları Bay Jones, insan, hayvan çiftliğinin eski sahibi olan Bay Jones pek sevilmeyen birisidir. Hayvanlar onu kendilerini sömüren biri olarak görmüşlerdir. Koca major, domuz, saygın ve sözü dinlenen bu önder konuşmalarıyla hayvanların ayaklanmasını sağlamış bilge bir hayvandır. Şişman ve yaşlı bir domuz olan bu bilge çabuk ölmüştür. Napoleon, domuz, koca major öldükten sonra lider olmuş Snowball'i saf dışı etmiştir. Hain ve sinsi olan bu dipomuz, hayvanları kandıran iktidar için her türlü kötülüğü yapmaya hazır bir hayvandır. Snowball, domuz, Napolyon'un dostu olmasına rağmen bu iyi niyetli domuz devrimden sonra Napolyon'un köpekleri tarafından kovulur. Boxer, araba beygiri, çalışkan ve itaatkar bir beygirdir. Çalışmayı seven ve başka hayvanların da çalışması için uğraşan saf dil bir eşektir. İyi niyeti yüzünden bir kasaba et olmaktan kurtulamaz. Benjamin, eşek, asık suratlı, yaşlı, her şeye olumsuz bir gözle bakan bir eşektir. Napoleon'un özel yetiştirdiği 9 köpek, Jesse ve Pinscher adındaki köpeklerin ailesi, köpeğin ailesi ve dedikoducu karga diğer kahramanlardır. Konusu. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar bir domuz tarafından kışkırtılmış, hayvanlar devrim yaparak idareyi ele geçirmişlerdir. Devrimciler her hayvanın eşit şartlarda yaşayacağı bir yasa hazırlamışlar ama yeni liderler yasaları kendi çıkarlarına göre değiştirerek eski tas eski hamam olmuşlardır. İnsanların kurduğu sömürü düzenine baş kaldıran hayvanlar yönetimini ele geçirmişler, eşitlikçi bir düzen kurmak istemişler ama akıllı domuzların önderliğindeki hayvanlar devrimi yolundan saptırarak insanlardan daha baskıcı ve daha acımasız bir diktatörlük kurmuşlardır. Eser, hayvanlar alemini konu alıyormuş gibi insanlar alemini anlatmış, kara mizah yoluyla toplum yapısını ve insanların düzenlerini eleştirmiştir. Her hayvan sembolik olarak bir insan tipini tasvir etmiş, yaşayan liderlere, insan tiplerine, düzenlere ve yasalara göndermelerde bulunmuştur. Özeti. Olaylar İngiltere'de bir çiftlikte geçer. Hayvanlar, çiftlik sahibi zalim Bay Jones'un çiftliğinde çok kötü yaşmaktadır. Yaşlı domuz koca reis, buna karşı çıkarak bir devrim planlar. Hayvanlar toplanarak köle gibi yaşamaktan bıktıklarını söyler. Yaşlı domuz koca reis gördüğü bir rüyadan bahsederek İngiltere Hayvanları adlı bir şiir söyler. Koca reis, 3 gün sonra öldürülür ama şiiri anılarda kalmıştır. Bay Jones yem saatlerini unuttuğu için isyanı düşünen hayvanlar plansız bir şekilde isyan eder. Devrim umduklarında da çabuk biter. Çiftliğin sahibi Bay Jones'u çiftlikten uzaklaştırır. Artık domuzlar diğer hayvanlara önderlik yapmaktadır. İlk iş çiftliğin adını değiştirilir. Bu olan çiftliğin adı, Hayvan Çiftliği'dir. Napolyon ve Snowball adlı domuzlar önder bir hale gelir. Napolyon iri yarı, iyi konuşamayan ancak otorite sahibi, Snowball ise etkili konuşan, parlak zekaya sahip bir domuzdur.
İkisi birlikte koca reisin fikirlerinden yola çıkarak animalizm adında bir öğreti ortaya koymuşlardır. Ardından da kamçıları, gemleri, burun halkalarını, zincirleri yok ederek, yedi emir adında bir yasa çıkararak Peyahır'ın kapısını asarlar. Bu kurallar tüm hayvanlar tarafından benimsenmiştir. Ancak Napolyon ve Snowball birbirini çekememeye başlar. Liderlik mücadelesine girerler ve ikisi de tek adam olmak istemektedir. Snowball elektrik üretimi için yel değirmeni yapılmasını teklif eder. Ama Napolyon'un köpekleri tarafından çiftlikten sürülür. Ancak yel değirmeni yapma çalışması devam eder. Napoleon başta savunmadığı yel değirmeni yapmak düşüncesinin kendisine ait olduğunu Snowball'u çiftlikten göndermek için böyle söylediğini iddia ederek hayvanları inandırır. Ama devrimin amaçlarından hızla uzaklaşılmıştır. Çalışma saatlerinin azalacağı, yiyeceklerin artacağı yönündeki sözlerinin aksine çalışma saatleri artmış, verilen yiyecekler azalmıştır. Bu arada domuzlar da hızla şişmanlamakta, yatakta yatmakta, içki içmektedirler. Hayvanların eşitliği ilkesine uymayan bu davranışlar domuzların yararına uygun hale çevrilmiştir. Tüm hayvanların eşitliği rüyası koca reisle birlikte toprağa gömülmüştür. Kış ayı kıtlık çıkar. Buğday azalmış, patatesler donmuştur. Açlıktan ölümler başlar. Büyük domuz, bu haberlerin çiftlik dışında yayılmasını önler. Çiftliğe gelenlere üzerini buğday ve yiyecekle örttürdüğü kum yığınlarını erzak diye göstermektedir. Büyük domuz, tavukların yumurtalarının satılacağını, tavukların kuluçkaya yatmalarını yasakladığını ilan eder. Karşı çıkan tavukları, köpeklere öldürtür. Bunun üzerine hayvanlar, hiçbir hayvan diğer bir hayvanı öldürmeyecektir, ilkesini hatırlar. Ancak duvarda, hiçbir hayvan diğer bir hayvanı bir sebep olmadan öldürmeyecektir, yazısını görmüşlerdir. Hayvanlar bu ilkeyi de yanlış ezberlemiş olduklarını düşünür. Büyük domuz, hayvanlar babası, koyunlar hamisi, yavru hayvanların dostu, gibi sıfatlarla anılmaktadır. Hayvanlar da büyük domuza iltifat etmeye başlamıştır. Tavuklar, liderimiz sayesinde 6 günde 5 yumurta yumurtladım, inekler, liderimiz sayesinde suyun tadı güzelleşti, demeye başlamışlardır. Bir gün yabancı hayvanlar çiftliğe saldırırlar ve yel değirmenini harap ederler. Çiftlikteki bütün hayvanlar yaralanır ve bazıları da ölmüştür. Bir tüfek sesi duyuluyor, yaralı bir hayvan yanındaki bir domuza, neden tüfek atılıyor, diye sorar. Domuz, zaferimizi kutlamak için, cevabını verir. Yaralı hayvan, hangi zafer, diye hayret edince domuz, düşmanı topraklarımızdan kovduk, der. Ama 2 yıl uğraştığımız değirmeni yok ettiler, deyince, domuz, bir değirmen daha yaparız, diyerek cevap. Büyük domuz, kendisine taktığı birkaç madalyalar ile elde ettikleri zaferi kutlamak için çıkar. Hayvanların hepsi büyük zafer kazandıklarına böylece inanmış olur. Bir gece gürültü olur, hayvanlar ahırdan fırlar, çiftlik ilkelerinin yazılı olduğu duvarın dibinde kırılıp parçalanmış bir merdiveni ve yanında bir fener ile sersem sersem dolaşan bir domuz görürler. Elinde bir boya kutusu ile fırça vardır. Hayvanlar duvara baktıklarında, duvardaki ilkelerden birinin daha ezberledikleri gibi olmadığını fark ederler. Büyük domuz, arpaların sadece domuzlara tahsis edileceğini ve ahırlardaki fenerlerin kaldırılacağını, domuzların çiftlik işlerle uğraşmayıp, yönetimle ilgileneceğini, domuzlardan başka hiç bir hayvanın yönetim işlerine karışamayacağını, domuzların dışında bütün hayvanların pazar günleri dahi çalışacağını, çalışmayanın yiyeceğinin yarıya ineceği ilan edilmiştir. Hayvanlar, bütün hayvanlar eşittir, ilkesini hatırlayıp, bu nasıl eşitlik diye kendi kendilerine söylenmeye başlar. Hemen, ilkelerin yazılı olduğu duvarın yanına giderler ama yazılar yine değişmiştir. Bütün yazılar silinmiş, sadece şu yazı vardır. Bütün hayvanlar eşittir fakat bazı hayvanlar ötekilerden daha fazla eşittir.